inovasyon ile yeni ürün, hizmet ve iş modeli anlayışımızın, odağımızın ve inisiyatifimizin belki de en güzel ve en önemli ilk çıktılarından bir tanesini bugün sizlerle paylaşıyoruz. Komisyon almadan verimlilik üzerine kar etme hedefi, sisteme getirdiği verimlilikten kar etme hedefiyle yola çıkan bizim ciddi şekilde araştırmamız sonundaki ilk model. Balnak ile güçlerini birleştirdikten sonra Borusan Lojistik birçok rakam açısından sektörün en büyüğü oldu. Ama bu çalışma ile ve bu yeni ticari anlayış ile de sadece fiziksel boyutlarda değil, yaratıcılık ve yeni iş modellerinde de bir numara olan, kendini gösteren ve öncü bir şirket olduğunu da hissettiren bir başlangıç yapıyor bugünden itibaren. ETA'nın temel amacı bir tarafta yer alan kullanıcılarla, diğer tarafta bunlara hizmet veren kamyoncuları bir platformda verimli yöneterek bir araya getirmek. ETA'nın arzla talebi bir platformda buluşturan portallerden farklı bir uygulama olduğunu söylemek istiyorum. Biz Türkiye'de yer alan yaklaşık 800 bin aracı kendimizin olsaydı nasıl idare ederdik sorusuyla yola çıktık. Önce bu araçları görünür kılmaya çalıştık. ETA, benzetmek gerekirse sanki bir şubesiz bankacılık gibi aradaki kademeleri kaldırarak KOBİ'lere ulaşıyor. Kamyoncu esnafına ise bir AVM'nin yarattığı verimlilik gibi ya da iş imkanı gibi bir iş imkanı ve potansiyel yaratıyor. Bu sırada da çok büyük bir filoyu, Türkiye'nin belki de en büyük filosunu teknolojinin de imkanlarından faydalanarak verimlilik sağlayarak yönetiyor. Bu anlamda geniş kitlelere ulaşabilen, aynı zamanda nakliyeyi KOBİ tarafında internette taşıyarak, nakliyeci tarafında, kamyoncu esnafı tarafında ise mobil sistemlere taşıyarak aslında çok geniş kitlelere ulaşabilen bir yapı haline getiriyor.